Adamın araması iyi güzel de ayağına gelmemiş şart mıydı? Ya anlatacaklarını düşününce Antarktika'ya bile gidilir başkanım ya. Şu sağdaki oda olabilir. Evet, sizi dinliyoruz Çınar Bey. Ya aslında öncelikle ben sizi dinlemek istiyorum. İçeri kadar gelirseniz memnun olurum. Buyurun. Lütfen. Evet. Hangi konuda bizimle konuşmak istiyorsunuz? Şimdi aslında sizin daha önce bildiğiniz şeyleri ben yeni öğrendim. Annemin abimi öldürdüğünü falan. Duyacaklarınız da pek hoşunuza gitmeyecek. Şu ana kadar duyduklarımdan daha kötü ne olabilir ki? Siz bana bildiklerinizi anlatın. Sonrasında ben de elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Belki bir yardımım dokunur. Neden Poyraz? Hani benim Ayşegül'le evleneceğimi bilmiyor muydunuz? Ya biliyorduk tabii. Bilmez olur muyuz? Biliyorduk da Poyraz'ı gaza getirir diye düşündük. Ne yapalım canım? Bizim işte böyle. Nitekim Poyraz gaza geldi. Oradan girişime ulaştı. Arkasından da abinizi buldu. Fakat her şeyin arkasında anneniz varmış. Yavuz'u bir yem olarak önümüze atmış. Peki yani bütün bunları öğrendikten sonra annemi neden tutuklamadınız? Girişim arkasındayken onun dışarıda kalması işimize geldi. İzlerini takip etmek bizim için daha değerli. Güzel. O zaman artık annemi tutuklayabilirsiniz. Çünkü girişim annemi kapının önüne koydu. Ne? Normal. Devra'yı çok sıkıştırdık. Üst üste hatalar yaptı. Bu fotoğraf işi de bardağı taşıran damla oldu herhalde. Öyle olmuş evet. Bize en azından bir sağlam kanıt daha lazım. Abiniz Yavuz'un mezarını açacağız. O zaman bu olarak öldürüldüğünü öğrenirsek eğer... ...Nevra'yı en azından hapse atabiliriz. Yok hayır yani. Abim mezarını açmanıza izin vermem çok acı çekti zaten. Ama bize yardım edeceğinizi söylüyorsunuz. Şimdi taş koyuyorsunuz. Ben size düşündüğünüzden daha iyisini vereceğim. Anneme her şeyi itiraf ettireceğim. Çınar. Döndün sonunda. Dönmedim. Barışmaya da gelmedim. Konuşmak istiyorum o kadar. Ne yaşadıysam, ne hissettiysem hepsini anlattım. Daha ne istiyorsun? Anne sana hayran olmamak elde değil ya. Bunca yaptıklarından sonra kendini hala haklı görebiliyorsun öyle mi? Kendimce haklıyım evet. Sebeplerini de anlattım. Sebep falan yok. Yaptıklarına mazeret uydurdun o kadar. Mazeret mi? Evet, girişimin Türkiye'deki temsilcisi bendim. Bundan utanmıyorum. Evet, abini ben öldürdüm. Parasıyla benimle zorla evlenen bir adamın... ...zorla karnıma koyduğu bir çocuk için çok üzülmedim. Kusura bakma. Yeri geldiğinde teröristlerle işbirliği yapan... Yeri geldiğinde de öz evladını öldüren bir anne. Aynen öyle. Dünya senin sandığın gibi atlı karınca değil Çınar. Bunu yaşadıklarımla öğrendin sanıyordum ama yanılmışım. Evet. Bu kadar yeterli mi? Yeterli anne. Söylediklerin seni içeri tıktıracak. Yeterli. Sağ ol. Beni üzen ne biliyor musun? Oğlunun tüm suçlarını itiraf ettirip kaydetmesi seni üzmüş olmasın? Yok canım. İstediğini kaydet, istediğin yere götür. Umurumda değil.
Beni üzen benimle değil kendinle kavga etmiş olma. Sen aynen bana benziyorsun Çınar. Son zamanlarda yaşadıklarınla bunu kanıtladın. Onları yapan ben değildim anne. Ben terk edilmenin, aldatılmanın acısıyla aklımı kaybettim. Kafamın içine girmene izin verdim. Aklımın ucundan bile geçmeyen şeyleri benim aklıma soktun. Beni kendine benzettin. Ben benzetmedim. Sen zaten benziyordun. Seni ben doğurdum Çınar. Benden ne kadar farklı olabilirsin ki? Bütün bu yaptıklarının hepsinin hesabını vereceksin. Zeki, Çınar çıkıyor şimdi. Takibe alın, yanlış bir şey yapmasın. Alo Mümtaz Bey, ben geldim. İki dakika. Tamam, peki. Çınar Bey, size yakışmayan şeyler yapıyormuşsunuz. Görüyorum ki Nevra Hanım itlerini yollamış. Bakın bu da hiç yakışmadı şimdi. Lan! Getir, getir. Onun arabasını da al. Tamam abi. Eserini beğendin mi anne? Merak etme. Onu yapanın ellerini kırdırttım. Anne, zincirlere vurulayım yani. O küçük yarayı mı takacağım? Ama sen de yaramazlık yaptın Çınar. Anneye karşı geldin. Bak ne oldu, gördün mü? Anne, beni de bir an önce öldürsene. Ben senin için neler yapabileceğimi anlatıyorum. Sen öldürmekten bahsediyorsun. Aklından geçen en son şey seni öldürmek. Ama bir ömür boyu burada tutabilirim tabii. Sen delirmişsin. Hayır. Sen delirmiştin, ben seni kontrol altına aldım. Bir deliği sokaklara salamayız, öyle değil mi? Burada bir süre kalırsan belki aklın başına gelir. Bir şeye ihtiyacın olursa hemen ben yukarıdayım. Seslenmen yeterli. Anne, beni burada uzun süre tutamazsın. Arayacaklar. Bulacaklar. Bulduklarında pişman olacaksın. Anne! Anne! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.